Hanımlar, beyler, dostlar ve arkadaşlar, ladies and gentlemen, bu ülkenin güzel insanları, güzide insanları, sizlere sevgi ve saygıyla selamlıyorum. En Bursa'ya Laf Arası programına hoş geldiniz. Muhteşem varlık, mükemmel insan, ben Ahmet Ersan. Ekrana çok yansımadığının farkındayım. Özellikle görüntüyü bozarak veriyoruz. Çünkü normal verdik, saf halini verdik ve izleyiciye fazla geldi. Beni Adalet Bakanlığı'ndan aradılar. Dediler ki, Ahmet Bey, boşanma oranları çok arttı hocam. Yani kendi güzelliğinizi böyle direkt ekrana vermeyin. Çiftler kavga etmeye başladılar. Karakollar yetişemiyor, lütfen dediler. Biz de arkadaşlarımızla Amerika'da bir yazılım yaptırdık ve beni şu anda ekranda gördüğünüz hale getiren bir yazılım bu. Programın her dakikasının bize maliyeti tam 25 bin dolar artı bir de küçük altın. 3 tane de yonca. Bir tane de Amasya elması veriyoruz. Maliyeti bu. Sadakat modası geçti mi diye bir soru var. Sadakati irdelemiş uzmanlar. Modası geçer mi bilmiyorum ama Karl Marx'ın dediği gibi her şeyin meta olması, metalaşması, alınır satılır hale gelmesi. Yani elle tutulur, gözle görülür bir şeymiş gibi, bir değeri varmış gibi algılanması, mevzuların bu hale gelmesi neticesinde belki bu sorgulanabilir ama normal insanlar için, aklı başında insanlar için, henüz delirmemiş insanlar için ve emin olun eğer delirmediyseniz sayımız çok az. Lütfen birbirimize sahip çıkalım. Birazdan vereceğim IBAN'a. Allah ne verdiyse yani hem bana hem IBAN'a diye kötü bir espriyle de bunu bağladıktan sonra anlayın durum ne kadar vahim yani. Birazdan altyazı olarak IBAN'ı geçelim hocam, onu koyarsın. Sadakat konusunda katı kurallar belirlememiş olan insanlar eşlerinden daha güzel ya da daha yakışıklı ya da daha çekici ya da daha zengin ya da daha yüksek statülü birinden etkilenebilir demiş. Vallahi hiç zannetmiyorum. Daha doğrusu bunun olup olmayacağını irdeleyecek durumda değilim. Belki oluyordur, o belki olmuyordur ama benim algılayabileceğim bir durum değil. Beni aşar. Geçti mi geçmedi mi bunu temelde bilecek olanlar tabii hali hazırda bir beraberliği olanlardır ki onlar şanslı insanlar. Neden ben beraberliği olan erkekleri kıskanıyorum, hatta çok kıskanıyorum çünkü bunun, yani bu adamın çalıştığı, bu adamın normal dünyadaki temel vazifesini yerine getirebildiği artık onaylanmış. En azından bir kişi bunu beğenmiş. İkinci bir kişiye ihtiyaç yok. Bir kişi beğense bile, yani hayatına aldıysa tamam, o adam varoluş amacını gerçekleştirmiştir. Mesela ben gerçekleştiremedim. Neden? Çünkü daha onaylanmadım. Yani biri tarafından onaylanmadım. Biri tarafından hayatına alınacak kadar kalifiye bulunmadım. Bulunmadım. Bu da benim içimde kanayan bir yara. O yüzden sizi kıskanıyorum ama nazar etmiyorum. Aşkta geri sayım demiş. Sonsuza dek mutlu yaşadılar sözü. Artık masallarda kalmış bir şey diyor. Zaten sonsuza kadar yaşamayacağız. Noel Baba da gerçek değil. Dişinizi de çektirdiğiniz zaman kimse size para vermiyor. Hayat biraz acı, çocukluktaki gibi değil. Gerçi Noel Baba'nın var olup olmaması bizim problemimiz değil ama neticede sosyolojik bir durum olduğu için ve bu tip filmlerle çok fazla karşılaştığımız için büyüdüğümüz dönemlerde ve hala yılbaşına yakın zamanlarda bir sürü yılbaşı filmi izlersiniz. Misal ben yabancı kadar iyi biliyorum bu konuyu ya da bilmemem gerekmesine rağmen biliyorum, o konu hakkında fikrim var. Sonsuza dek mutlu yaşadılar klişesi artık geçerli değil diyor. Evet, geçerli değil çünkü öleceğiz hocam. Yani ben bile öldükten sonra sizi gelecek için korkutmak istemem ama hakikaten bu işin bir sonu var. Maç gibi düşünün. İlk 45 dakika, ikinci 45 dakika ki bizim hayatımızda genelde ikinci 45 dakika olmuyor. Hani 45 yaşından sonra bir 45 daha yaşadığınız zaman 90 yaşına geliyorsunuz ve çok da uzatma da olmuyor. Çoğumuzda 90'ı göremiyoruz. Çoğumuzda göremeyeceğiz. İşin en acıklı tarafı şu an bu programı izleyenlerden bazıları 1 saat sonra, bazıları 1 gün sonra, bazıları 10 gün sonra, bazıları 1 yıl, bazıları 5 yıl, bazıları 10 yıl, bazıları 30 yıl sonra ölmüş olacak ve bu zaman dilimlerinin hepsi ve daha fazlası programı yapan için de geçerli. Yani bundan 100 sene sonra hiçbirimiz burada olmayacağız. Buradan tabii iş şuraya doğru evrilebilir. Hani her şeyi satıp vur patlasın çal oynasına da dönelim demiyorum. Elbette ki dünyadaki yaşam süremizde iyi insanlar olacağız, doğru düzgün insanlar olacağız, topluma, insanlığa faydalı bireyler olacağız, doğru düzgün çocuklar yetiştireceğiz, saygılı olacağız falan. Ama bir yazarın da dediği gibi ölümün olduğu yerde daha ciddi ne olabilir efendim? Siz biliyorsanız hemen 0900-950-975 dolu dakikası 10 bin dolar olan özel hattımızdan bizi aramayın. Lütfen aramayın. Öyle bir hattımız da yok. Ama rastgele çevirirsin çıkar sonra benden bilmeyin. Kapıda ağlayan çocuklar, sevil olmuş aileler görmek istemiyorum. Bunu kaldıramam. Gerçekten kaldıramam. Çünkü tazmin edecek durumum da yok. Hani durumum var ama kendime kadar var. Ben parayı severim arkadaşlarım bilirler. Parayı gerçekten severim. Akşamları ben paralarımı baya köpek gezdirir gibi gezdiriyorum. Hava aldırıyorum. Gerçekten köpeklerim de var. Mesela onları çıkarmıyorum ama dolarlarımı falan çıkarıyorum, gezdiriyorum. Bizim orada park var, oraya götürüyorum. İnsanlar köpeklerini gezdiriyor, ben dolarlarımı gezdiriyorum. Güzel güzel onları alıyorum böyle. Havalandırıyor. İyi oluyor, mutlu oluyor. Benjamin Franklin bana gülüyormuş gibi geliyor. Doların üstündeki Benjamin Franklin bana gülüyormuş gibi geliyor. George Washington'ın böyle gamzeleri çıkıyor. Hoşuma gidiyor. Öpüyorum o gamzeleri, kokluyorum, sarılıyorum onları, konuşuyorum onlarla. Paralar çiçekler gibidir. Konuşacaksın onlara, sevgini vereceksin. Onlar sevdikçe çoğalır. Para iyidir. Ama para harcanır da. Ama başkasının parası.
harcanır. O çok güzel oluyor. Onu tavsiye ederim. Hayat başladığı ilk günden itibaren ne zaman olduğu bilinmeyen son gününe doğru bir sayımdır demiş. Yani meşhur bir laf var ya, bütün günler ölüme gider sadece bir tanesi varır diye. Bu bir klişedir ama gerçektir de, belki o gün bugündür, bilemeyiz. Bilemiyoruz. Bunu bilmemizin herhangi bir imkanı, olasılığı yok. Çoğu zaman hayattaki arkadaşlıklar, aşklar ya da hisler aynı anda başlayıp aynı anda bitmez demiş efendim. Yani sizin birine aşık olmanız onun da size aşık olacağı anlamına gelmiyor. Ya da sizin birini sevmeniz onun da sizi sevmesi gerekliliğini kapsamıyor. Nazım Hikmet'in şiirinde dediği gibi, sen elmayı seviyorsun diye elma seni sevmek zorunda mı? Ki çok zorlarsan, yani elmaya karşı işi bir histeri kızına dönüştürürsen biraz şey olur, garip olur. Yani adamın ehliyetini alırlar. Ehliyetini derken normal araba ehliyetini söylemiyor. Onu zaten alırlar da cezaya ehliyetini alırlar, kapatırlar bir yere. Psikiyatriste gidip ben bu elmaya aşığım, çılgınlar gibi seviyorum, ona her gün yeni kıyafetler alıyorum. Geçen vizon kürk aldım, sonra bizon kürk aldım. Hatta bizonu kendi ellerimle öldürüp derisini yüzdüm. Sırf bunun için Amerika'ya gittim. Bu parayı bulmak için de annemin evini sattım. Babamın arabasını ipotek ettirdim gibi beklentilere girmek biraz manasız olacaktır efendim. Birbirinden kopuk konular anlattığım farkındayım ama işimiz mizah. Şimdi diyor ki, bir şeyleri bitirmeyi kafaya koyduysanız ya da hayatınızdaki bir ya da karşı taraf ilişkiyi bir şeyleri bitirmek istiyorsa bitirecektir. Çok uğraşmanızın bir anlamı yok diyor. Zaten acı olan bitirmek istememenize rağmen bitmesidir. Bu konuda da tedbir almak belki bitirmek istemediğiniz şeyin, her iki tarafında bitmesini istemediği şeyin bitmemesine katkı verecektir. Ama taraflardan biri bitmesini istiyorsa ağzınızla F-16 tutsanız efendim, ki bu size dünya çapında bir ün kazandırır. Ağzınızla kuş tutmak, bunu durduramazsınız. Yani şiirde de dediği gibi, olacak olmakta olan, akacak akmakta olan. Bu iş biraz böyledir. Laf arasını seyrettiniz efendim. Seyrettiğiniz için, izlediğiniz için, alaka gösterdiğiniz için çok çok teşekkür ederim. Ekranda gördüğünüz sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Derdinizi, tasanızı, şakanızı, içinizden geçenleri lütfen bize yazın. Karşılıklı sohbet etmiş olalım. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakmanızı öneririz. Ama bakmayacağım, ben mazoşistim, birazdan gidip kendimi kırbaçlayacağım diyenler varsa onlara da saygı duymak boynumuzun borcudur efendim. Yeniden görüşünceye kadar esen kalın.